Elektrik sayıcı dolandırıcıları bu kez İstanbul Fatih'te ortaya çıktı. Yaşlı bir çifti kurban seçtiler. Elektriğinizi keserim yalanıyla tüm birikimlerini çalıp kaçtılar. Bana dedi git sen dedi fişleri çek dedi. Amcan da parayı saymaya uğraştı. Ver 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 dedi ben duyuyorum mutfaktan. Bir geldim adam yerinde yerler ısmış gitmiş. Ve o aminlere vardı yavrum evi ev parası ben onu biriktirmiştim. Ama dişinden tırnağından arttırdığı O parayı dolandırıcıya kaptırdı. Kaç aylarca onu biriktirdim öyle. Şimdi amca erayı aldı para gitti. Dün öyle saatleriydi. 74 yaşındaki Kadriye Doğru ve 84 yaşındaki eşi Turan Doğru... Ev evde otururlarken bir an kapı zili çaldı. Kapıyı açtılar. Kapıdaki kişi elektrik idaresinden geldiğini, sizin Saatiniz değişmiş ama siz parasını ödememişsiniz dedi. Yaşlı çiftin aklını karıştırdı. Malum altım yok dedim. Amcanın ödediği için ben bilmiyorum dedim. Keseceğim dedi. Oğlum kesme dedim. Ben giderim yatırırım dedim. 3800. bin 800. Kadriye teyze evde biriktirmiş oldukları 10 bin lirayı aldı ödeme yapacaktı elektrik idaresinden geldiğini söyleyen o dolandırıcıya. Ama öyle olmadı çünkü o sırada o dolandırıcı da kurnazca bir plan yapmıştı. Kadriye teyzeye sen odalara git fişleri çek saati sıfırlayalım dedi ve onları kandırdı. Ver ver dedi ben dedi sayarım dedi. O da verdi ona. Aa bir geldim adam yerinde yerler ısmış gitmiş almış bundan paraları gitmiş. Dövündüm dövündüm durdum. E dedim niye parayı saymadın dedim Turan dedim bilmiyordum ki de. İşte kafa gidiyor geliyor ya. Bunu kandırdı. Bende de yani tu tuzağa düşürdü. Biri Alzheimer, diğeri kalp hastası olan yaşlı çiftin tüm birikimini çalan o vicdansız hala kayıp. Olay mı o, o parayı kazanmak be evladım? Yazık bu, bağ adam da sağlam değil bu da hasta. Azarmen hastası. Ya yani sağlam bir insan değiliz ki. Yetkililerin bir an önce o dolandırıcıyı bulmasını istiyorlar. Hayırını görmesin inşallah kefen parası olsun. İyi gün görmesin inşallah.